Evet, altın geride bıraktığımız hafta yükselişle kapatmıştı. Bu hafta da altında yükseliş trendi devam ediyor. Peki bu yükseliş trendi daha ne kadar devam edecek? Yatırımcı nasıl bir pozisyon almalı? İşte bu konunun detaylarını konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş var. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrudan şunu sorarak başlamak istiyorum. Altındaki yükseliş trendi önümüzdeki günlerde devam edecek mi? Şimdi devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması gerekiyor. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu. Burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra Amerika Merkez Bankası Fed'e odaklandık. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var. Buradaki pusu havanın tamamen dağılması lazım. İşte 2 hafta sonra Fed tarafındaki faiz kararını ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Eğer Amerika Merkez Bankası Fed faiz artırımlarını 2022 yılını ötelerse, evet, ons tarafında 1960 devamında 2000 dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz ve gram altında haliyle yükseliş olabilir. Ancak yine kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimizi devam ettiriyoruz. O da altın ons fiyatında 1845 dolar seviyesine takip edeceğiz düşüşlerde. Gram altın TL fiyatında da 502-503 lira seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli. Ama kısa vadede geri çekilmeler şu andaki konjonktürde, yani merkez bankaları talebi halen fiziki tarafta devam ediyor. Diğer yandan düğün sezonu başlayacak. Herkesin gözü kabine toplantısında. Düğün yapacak olan vatandaşlar hazır, sektör hazır, herkes hazırlığını yaptı. Düğün sezonunda da ciddi bir yoğunluk oluşabilir. Bu da fiziki altın tarafında ciddi talep artışlarını devam ettirebilir. Tam yatırımcılar açısından şunu sormak istiyorum. Şu anda altın almak için sizce doğru bir zaman mı? Bence şu anda doğru bir zaman değil. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. İşte buralar tam bir alım fırsatıydı. İşte oradan alanlar aldı. Şimdi almayı ihmal etmişler veya alacak olanlar. Bence bu satışları beklemeli. 500 lira seviyesine kadar sarkmalar veya 500 lira seviyesinin altına sarkmalar beklenmeli. Ama elinde altın bulunduranlar da önemli bu süreçte. Onlar da satmak için acele etmemeli. Tahmin ve öngörümüz yine Haziran ayının ortalarından sonra bu yükselişlerin devam edeceği yönünde, beklentimiz devam ediyor. O yüzden satacaklar da beklemeli, alacaklar da beklemeli. Şu anda piyasalarda ciddi bir belirsizlik devam ediyor. Şimdi tabii Fed'in kararının önemli olduğunu Tabii. altını çizdik. Bu yükseliş trendi rakamsal olarak nerelere kadar ulaşabilir? Tahmininiz Yani teknik olarak eğer Fed tarafında 2022 yılının sonuna kadar bir faiz artımı gelirse, evet, büyük bir ihtimalle bu yıl 1960 devamında 2150 dolar seviyesine kadar ons tarafında bir yükseliş öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. Hiperenflasyonla alakalı ciddi tedirginlik var. Çünkü bol likidite var piyasalarda. Ne kadar para bol basılırsa piyasalarda enflasyon o kadar endişeye neden oluyor ve altın ons fiyatında ciddi bir rağbet oluyor. Kripto para piyasalarında ciddi çöküşler var. Buradan çıkan paralar da altına, güvenli limanlara kayıyor ve ons tarafında ciddi yükselişler bekliyoruz. Gram altın TL fiyatında işte 540-560 lira seviyesi sürpriz olmayacaktır. Bu seviyeleri beklemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Evet, yayın konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memişti. Kendisiyle özellikle son günlerde altındaki yükseliş trendini konuştuk. Bu yükseliş trendinin özellikle Fed'in faiz kararına göre devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcılar için de şunu söylemekte fayda var. Hem satacaklar hem de alacaklar için şu anda bekleme dönemi olduğunun altını bir kez daha çizelim ve sözü elinden size bırakalım.